ve şimdi Yargıtay üyesi, eski İçişleri Bakanı ve şimdi milletvekillerinin kendisiyle ilişkide olduğu ve network'ünde bulunduğu ortaya konuluyor. Peki böylesine bir suç makinesiyle ilgili acaba emniyet bir işlem yapmış mı? Evet arkadaşlar, 2019'da kendisi teknik takibe alınmış, izlenmiş, dinlenmiş ve görüşme kayıtları not edilmiş. Ve 2019 yılında böylesine bir suç makinesine karşı yapılan teknik takibe karşı savcılık, Yüksel Kocaman'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olduğu döneminde kovuşturma yapmaya yer olmadığına yönelik takipsizlik kararı vermiş. Kıyok kararı vermiş. Şimdi soralım. 14 ayrı suçtan neredeyse işlemediği suç olmayan bir kişiye yıllarca teknik takip yapıyorsunuz ve arkasından nasıl takipsizlik, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına yönelik karar veriyorsunuz? Yüksel Kocaman bugün diyor ki Yargıtay üyesi sıfatıyla geçmişte görev yaptığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dönemine ilişkin emniyete yazdık cevap gelmedi diye bir savunma yapıyor. Şimdi arkadaşlar, kimse bizim aklımızla alay etmesin. Emniyetin iti amiri Cumhuriyet Savcısıdır. Emniyetten yazı gelmedi diyerek herhangi bir suç makinesine kovuşturma yapmamak Cumhuriyet Savcısının bir savunma mekanizması olabilir mi? Olsa olsa bu yapılan bir siyasi kararın, verilen bir siyasi kararın sonucu olabilir. O halde soralım. O günün KOM başkanı olan Mahmut Çorumlu ne oldu? Bugün Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı. O günün Emniyet Genel Müdürü olan Mehmet Aktaş bugün ne oldu? Bugün İçişleri Bakanı Yardımcısı. Ve nihayet Süleyman Soylu. Bu ilişkiler Ayhan Bora Kaplan konusunda 2019 yılında bir soruşturma yapılabilmesine imkan vermemiş görünüyor. Peki aradan zaman geçti. 2023'ün Eylül'ünde Ayhan Bora Kaplan sırtına basılarak Ankara Esenboğa Emniyet Müdürlüğü'nde, Ankara Esenboğa'nın havaalanında gözaltına alındı. Sırtıma basma diye bir polise sesleniyor ve polis diyor ki daha senin nerelerine basacağız. Şimdi Ayhan Bora Kaplan'ın geçmişte ne olduğu belli de bugün de daha senin nerelerine basacağız diye gözaltına alınması nasıl yorumlanıyor? Emniyet deniyor ki değişen konjonktür çerçevesinde bağlantılarını kaybeden ve yurt dışına kaçma hazırlığında bulunan. Değişen konjonktür neymiş? Süleyman Soylu gitmiş, yerine Ali Yerlikaya gelmiş. Bir bakan değişebilir elbette iktidarda. 20 yıllık AKP iktidarı elbette İçişleri Bakanı değiştirebilir. Peki İçişleri Bakanlığı'nın değişmesi suça ve suçluya yönelik muamelenin değişmesi anlamına mı geliyor? Yani geçmişte korunan bir suçlu konjonktür değişince, bağlantıları kaybolunca korunamaz hale geliyor ve yurt dışına kaçmaya mı çalışıyor? Bunu da Emniyet, İçişleri Bakanlığı adeta basın bildirisiyle ifade mi ediyor? Bu gerçeği itiraf mı ediyor? Bütün bunlar kabul edilebilecek şeyler değildir. Peki neye uğramış Ayhan Bora Kaplan gözaltına alındıktan sonra? Bir mülakat aşamasına tutulmuş. Yüksel Kocaman diyor ki bu mülakat aşaması FETÖ'cülerin onu itirafa zorlamak için yaptığı bir işlemdir diyor ve hukuki değildir diyor. Peki söyleyelim, bu mülakat uygulaması ilk kez Ayhan Bora Kaplan'a mı uygulanmış? Mülakat ne demek? Yani gözaltına alınan kişiyi yanında avukatı olmadan polisler tarafından ifadeye çekilmesi. Adeta yanında avukatı olmadan hukuk dışı yöntemlerle zorlanması. Eğer Ayhan Bora Kaplan için bu mülakat uygulaması hukuk dışıysa, 2017 ve 2020 yılları arasında 3 yıl Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaparken Yüksel Kocaman binlerce insanın bu mülakatla hukuk dışı zorlama süreçlerine muhatap olmasına yönelik ne yapmıştır? Peki bu mülakatta ne diyor? Yani adeta Yüksel Kocaman'ın mülakatı eleştirmesinin amacı ne? Çünkü diyor ki Ayhan Bora Kaplan, ben bir yüksek yargı mensubuna rüşvet olarak villa aldım diyor. Ayrıca ben onlara araba aldım diyor. Peki mülakattaki bu ifade
neden soruşturma sırasında kayda geçirilmiyor? Demek ki birileri buraya da müdahale ediyorlar. Mülakatı geçtik. Sonra avukatı aracılığıyla gerçek bir soruşturma ve ifade alma süreci başlıyor. 9 saat sürüyor. 137 sayfalık bir ifade ortaya çıkıyor. Ve burada Ayhan Bora Kaplan açıkça emniyet görevlilerine rüşvet verdiğini, 2017 yılında kendisinden 250 bin dolar talep edildiğini, haftada 30 bin TL'lik rüşvet paralarının kendisinden istendiğini söylüyor. Bunları 2017 yılında muhatap olduğu durumlar olarak kayda geçiriyor. Peki bu duruma ilişkin yine Yüksel Kocaman ne söylüyor? Aslında Ayhan Bora Kaplan ve Yüksel Kocaman aynı şeyi söylüyorlar. Emniyette FETÖ'cüler var, kripto FETÖ'cüler var. Bu kripto FETÖ'cüler Ayhan Bora Kaplan'ı gözaltına almış. Bu kripto FETÖ'cüler Ayhan Bora Kaplan'ın mülakatı sırasında Yüksel Kocaman aleyhine adeta ifade vermeye bunu zorlamışlar. Ya Türkiye'de bu suçluların suçları ortaya çıktığı zaman, buna ilişkin kanıtlar, ifadeler ortaya çıktığı zaman FETÖ'cüleri, kripto FETÖ'cüleri suçlama duygusu daha ne kadar sürecek? Daha ne kadar bu FETÖ'cü suçlaması adeta suçluyu ve suçu örtmek için kullanılan bir mazeret niteliğine dönüşecek? Ayhan Bora Kaplan'la beraber 29 gözaltı var. Bunlardan 14'üne yönelik de bir tutuklama durumu ortaya çıkmış. Biraz da arkadaşlar size Yüksel Kocaman'a ilişkin bilgi vermek isterim. Kendisi 2014-17 yılları arasında Adalet Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı. 19 Ocak 2017 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanıyor. 19 Eylül 2020'de evleniyor. Nikah şahitleri Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Türkiye Barolar Birliği'nin o dönemki başkanı Metin Feyzoğlu. Ve kendisi balayına helikopterle gidiyor. Şimdi o halde soralım. Geçmişte Adalet Bakanlığı'na müsteşar yardımcılığı yapmış. Maaşı belli. Cumhuriyet Başsavcılığı yapmış. Maaşı da belli. Geçmişte mutlaka mal varlığına ilişkin kayıtlarının da ortada olması lazım. Bu kişinin hemen nikahtan sonra saraya gidip Cumhurbaşkanı'ndan icazet alması ve arkasından da balayına helikopterle gitmesi, o gün itibariyle Türkiye'nin en pahalı otellerinde balayının yapmasını nasıl açıklıyoruz? Acaba bu ifadeyi Yüksel Kocaman'ın o günkü durumuyla Ayhan Bora Kaplan'ın bugün verdiği ifadeyle birlikte değerlendirdiğimizde karşımıza çıkan tablo nedir? Ve bu düğünden yalnızca 2 ay sonra 27 Kasım 2020 tarihinde de Yargıtay üyesi olarak atanıyor. Peki Yüksel Kocaman, Ayhan Bora Kaplan ifadesi, birlikteliği acaba aynı ortamda bulunmaya dönüşmüş mü? Evet, Ayhan Bora Kaplan bunun defalarca olduğunu söylüyor. Ama Yüksel Kocaman öyle demiyor. Diyor ki biz bir yerde oturuyorduk. Geldiler bana bir kişinin mekan sahibi olduğunu ve kendisinden zorla rüşvet istendiğini söylediler. Benle görüşmek istediğini söylediler. Ben de o zaman gelsin dedim. Kendisi bana durumu anlattı ve ben de ona hukuk devletinde böyle şeyler olmaz dedim dedi. Arkadaşlar bir kere daha ifade edelim. Ankara'da gece hayatının neredeyse sahibi olmuş, mafya düzeni içerisinde insanları kaçıran, büyük AVM'lerin, rezidansların 20. küsur katlarında insanlara işkence eden, adeta dişlerini çeken, sonra da eğer diş ücretleri gelmediyse, dişlerini yaptırmadıysan IBAN gönder de sana para göndereyim diye insanlarla dalga geçen bir suç makinesinin aynı ortamda Ankara Cumhuriyet Başsavcısıyla, Yargıtay üyesiyle, İçişleri Bakanıyla nasıl bir durumu olabilir? Yani Türkiye'de suçlular Cumhuriyet Başsavcılarıyla birlikte aynı ortamda olabiliyorlar mı? Biz onlara mekan sahipleri mi diyoruz? Onlar kaleşinkoflarla, otomatik silahlarla Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasisini korumak üzere Süleyman Soylu'yla, Süleyman Soylu'nun kuzeni Sadık Soylu'yla beraber TRT'de Türkiye'yi kurtaracak insanlar mıdır? Türkiye'nin bu insanlardan ve bu ilişkilerden kurtulmaya ihtiyacı vardır. Bunu da bu şekilde ifade edelim. Nihayet gelelim Süleyman Soylu'ya. Süleyman Soylu diyor ki
Bu bana yapılmış bir operasyondur. Operasyon çocukları devrede. Twitter'da kullandığı mesajı aynen sizlerle paylaşmak istiyorum. Görev yaptığımız dönem boyunca iftirada, itibar suikastinden beslenenler paydaşlarıyla intikam sürecini yönetiyorlar. İntikam sürecini kim yönetiyor arkadaşlar? Ayhan Bora Kaplan'ın gözaltı kararını kim vermiş? Bu kararın başında İçişleri Bakanı olarak kim bulunuyor? Yani Süleyman Soylu İçişleri Bakanı iken İstanbul Valisi olan Ali Yerlikaya bugün İçişleri Bakanı olmuş. Ayhan Bora Kaplan'a operasyon yaptırıyor ve operasyon sonrasında da diyor ki bu memleketi mafyadan temizleteceğiz. Yani İçişleri Bakanı, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şimdiki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı kendisine operasyon çekmekle ve bu intikam sürecini yönetmekle mi suçluyor? Ayhan Bora Kaplan ve onun gibiler Türkiye'de özgürce dolaşmaya devam mı etsinler? Bu örnek gösteriyor ki mesele Süleyman Soylu'dan ibaret değildir. Mesele bir Yargıtay üyesinden, eski Cumhuriyet Başsavcısından, mafyadan ibaret değildir. Türkiye bugün itibarıyla tam da bu pislik tablonun içine düşürülmüş durumdadır. Türkiye'nin emniyetini, adaletini ve güvenliğini tüm bu süreçlerden temizlemek, çağdaş, demokratik, adalete inanan bir hukuk devletine yeniden dönme zorunluluğumuz vardır. Israrla bu sürecin takipçisi olacağımızı da ifade edelim. Ha şunu da söyleyeyim.